kalp damar hastalıklarında Cavit Bey, risk faktörleri dediğimiz biliyorsun önemli, bizi buna yaklaştıran 54 yaşında ki genç bir yaş bizim için, evet, sebepler var. Birincisi değiştiremediğimiz bir risk faktörü var. Nedir o? Anne babamızdan aldığımız genetik yapımız. Genetik yatkınlık var. Genetik yatkınlık. Evet. Kişi de bu. Anne işte babam dedi kalp hastalığından ve üç kere kriz geçirdi vefat etti. Bu birinci. Değiştiremiyoruz bunu. İkinci değiştiremediğimiz yaş. Bu beyefendi ki beyefendi için yani Rıfat Bey için genç bir yaş. Bu yani ileri yaşta olsa hadi dedim yaşlanmaya da bağlı bu iş. Tansiyonum yok dedi. Sigara burada önemli. Sigara tabii ki büyük bir risk faktörü ve değiştirebileceğimiz bir risk faktörü. Yani şimdi insan bir olay var başınıza gelmiş ya gelmeden evvel. Ya bu tehlikeli bir madde ben bunu kullanmayayım. Benim sağlığıma zararlı ileride problem çıkartır demesi ve bunu kesmesi veya bırakması gerekir. Ama insanoğlu maalesef bu kötü alışkanlıkları bir kere başladı mı çocuk yaşta genç yaşta maalesef bırakamıyor. Bakın hala stent takılmış, hala arada içiyorum. Evet. Yani demek ki risk faktörlerinin birkaçına sahip. Bir genetik yatkınlık, iki sigara ve bir de hareketsizlik çıktı. Hareket tabii çok önemli. Hareket hem dolaşım sistemimizin hem kalbimizin düzenli çalışmasını, damarların sağlığı için önemli. O bakımdan tavsiye edeceğimiz bir durum. Yani iyi bir kişi eğer sağlıklı olmak istiyorsa da normal bir kişi az yiyip çok yürümesi ya da spor yapması özellikle genel sağlığı korumak bakımından tavsiye edeceğim en basit, en ücretsiz, en kolay yöntem. Hocam bunu bazen tavsiye ederim. Şu örnek verilir ya, hani denir ki ya garaj arabası mesela 2 yıl bu araba hiç çalışmadı. Şimdi hiç çalışmadığı halde bir takım aksamları çalışmadığı için yerinde bozuluyor. Doğru. Halbuki belki çalışsa 2 yıl değil 5 yıl daha o aksamlar hiç bozulmayacak. İnsan da buna mı benziyor evet, hocam? Yani hareket noktasında. Ev bile buna benzer Cavit Bey. Evi bile siz 3 yıl 5 yıl gitmeyin. Girmeyin. O ev çürür evet. Yani. Evet ama işlese İşlese çürümez. Yani demek ki insan vücudu da kesinlikle işleyen demir ışıldar, işlemeyen pastalar misaline uygundur. Ha şimdi burada tabii ki hastamız zaten diyor ki ben diyor kan sulandırıcı ilaç kullanıyorum diyor. Bunun dışında ek tedbirler var mı? Hakikaten var. İşte bitkisel tedaviler burada bence gerçekten işe yarayacak bir tedbir olarak devreye girer. Tavsiye ederiz. Ama tabii ki genel sağlığını, bu risk faktörlerini ortadan kaldırıcı. İşte dizini, kapağını bir an evvel düzeltip yürüyüş. Hadi yürüyemiyorsun, yüzme yap. Yüzme de bizim için spordur. Evet. Yani nerede havuzu bulacağım? Ama bence düz yürüyüşe dizler çok o kadar aşınma yapmaz. İniş çıkışlı merdivenli bir yürüyüş yapmazsa rahatlıkla düz zeminlerde, sahil yolu, park gibi yerlerde yürüyebilir. Efendim başka sigarasını kesinlikle bırakması lazım. Ve bitkisel tedavilerden hastamızın istifade etmesi hocam, gerekir. Hocam bu bitkiler noktasında sizin de bitkilerle ilgili çalışmalarınız olduğunu biliyoruz. Evet.